Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce dil bilgisinde have got ve has got, session, sahiplik bildiren yapıları inceleyeceğiz. Have got ve has got sahip olduğumuz şeyleri belirtmek için kullandığımız kalıplardır. Genellikle dilimize var olarak çevrilir. I have got a car. Benim bir arabam var. I have got a brother. Benim bir erkek kardeşim var gibi. Modamot Türkçe'ye çevirdiğinizde I have got a car, ben bir arabaya sahibim ya da I have got a brother, ben bir erkek kardeşe sahibim diye çevirebilirsiniz. Ama Türkçe'de biz bu şekilde söylemiyoruz. Ne diyoruz? Benim bir arabam var, benim bir erkek kardeşim var. O zaman have got ve has got olumlu yapıda var anlamındayken olumsuz yapıda yok ya da soru sorarken var mı şeklinde kullanılır diye söyleyebiliriz Türkçe'de. Olumlu yapıya, affirmative form'a baktığımız zaman şunu biliyoruz ki artık İngilizce basit bir olumlu cümleye özneyle, yani subject pronounce'da başlanır. I, we, you, they, he, she, it gibi ve fiile devam edilir demiştik. Burada bizim sahiplik bildiren fiillerimiz have got ve has got olarak karşımızda. Neden have ve has got diye iki tane farklı yapı var? Çünkü şahıs zamirimize göre, yani öznemize göre çekimleniyor arkadaşlar. Eğer öznemiz I, we, you, they ise have got, he, she, it ise üçüncü tekil şahısa has got şeklinde kullanıyoruz. Kısaca şu şekilde have got ve has got olarak yazabiliriz. Ama okurken, telaffuz ederken yine have ve has şeklinde telaffuz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve sahip olduğumuz şeylerden bahsederken kullanıyoruz dedik olumlu yapıda. I have got a car, bir arabam var. I have got a big house, büyük bir evim var. They have got a nice garden, güzel bir bahçeleri var. She has got a big garden, büyük bir bahçesi var. Veya he has got black eyes, siyah gözleri var gibi. Olumsuz yapıya baktığımız zaman negative form. Bir cümleyi olumsuz yapmak için arkadaşlar not olumsuzluk eki kullanılacağını artık biliyoruz. Burada da not olumsuzluk eki have ve has fiiline geliyor. Ve have not got ya da kısaca haven't got, has not got ya da kısaca hasn't got şeklinde kullanılıyor. Ve sahip olmadığımız şeylerden bahsederken kullanıyoruz. I haven't got a car, bir arabam yok. You haven't got a stomach ache, karın ağrın yok gibi. Question form soru yapısı ise arkadaşlar şahıs zamirimizin önüne daha önceki konularda to be'yi, emizarı getirdik, can'i getirdik. Burada ise have ve has yardımcı fiilini getireceğiz. Ve dikkat edin arkadaşlar, got burada have ve has'den ayrılıyor. Have you got, sahip misin? Has he got, sahip mi şeklinde soru yapısı oluşturuyoruz arkadaşlar. Have you got a car? Bir araban var mı? Has he got a nice garden? Güzel bir bahçesi var mı? Has he got a computer? Bir bilgisayarı var mı? Gibi sorular sorabiliyoruz. Ve bu sorulara short answers, kısa cevaplar arkadaşlar, yes ve no ile başlayan cevaplar verebiliyoruz. Yes, I, we, you, they have. Yes, he, she, it has. Dikkat edin burada arkadaşlar. Cevaplarda, kısa cevaplarda got kullanılmıyor. Have ve has tek başlarına kullanılıyorlar. Ya da olumsuz yapıda no, I, we, you, they haven't ya da no, he, she, it hasn't şeklinde kısa cevaplar verebiliriz. Arkadaşlar have got ve has got yapısını ben 3 tane farklı grupta nasıl kullandığımızı, nerelerde, hangi durumlarda kullandığımızı 3 farklı grupta sınıflandırdım. Bunlardan birincisi to talk about possession, about things we have got, haven't got. En başta da söylediğim gibi sahip olduğumuz ya da olmadığımız şeylerden bahsederken kullanıyoruz. I have got a nice car, güzel bir arabam var. They haven't got a detached house. Detached house, müstakil ev demek, müstakil bir evleri yok gibi. Ali has got a computer, Ali'nin bir bilgisayarı var. My father has got Jaguar, babamın Jaguar'ı var gibi sahip olduğumuz ya da olmadığımız şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Diğer bir kullanımı, ikinci kullanımı, to talk about family relationships, aile ilişkilerinden bahsederken.
have got a sister, bir kız kardeşim var. I have got two brothers, iki erkek kardeşim var. Ayşe has got two cousins, Ayşe'nin iki kuzeni var. Ayşe hasn't got an uncle, Ayşe'nin bir amcası yok gibi. Soru sorarken, have got a sister, bir kız kardeşim var mı? Has she got a husband, bir eşi, kocası var mı? Has he got a wife, bir eşi, bir karısı var mı gibi sorabiliriz. Burada arkadaşlar family members vocabulary diye bir kart koydum. Lütfen bu kelimelere, aile üyeleriyle, aile bireyleriyle alakalı bu kelimelere sözlüklerinizden bakın ve anlamlarını öğrenin. Üçüncü kullanımına baktığımız zaman ki son kullanım bu. To tell illnesses, hastalıklarımızdan bahsederken. Öncelikle health problems, karşımızdaki kişinin sağlık problemini yani neyin var anlamında nasıl soracağımıza bakalım. What's wrong? What is the matter? Buna what is the problem diye de ekleyebilirsiniz. Ama en genel soru şekli şudur. What's wrong with you? Senin neyin var? What is the matter? Sorun ne? Neyin var anlamında. Ve biz kendi rahatsızlığımızdan bahsederken yine have yapısıyla ya da has yapısıyla bahsedeceğiz. I have got asthma, astımım var. I have got a backache, backache, sırt ağrım var. I have got a cold, soğuk algınlığım var gibi. Ya da she has got a fever, ateşi var. She has got a cough, öksürüğü var. Ya da soracağız, have you got a headache, baş ağrım var mı? Has she got an earache, kulak ağrın var mı gibi. Yine hastalıklarımızdan bahsederken, rahatsızlığımızdan bahsederken have got ve has got yapısıyla kullanıyoruz arkadaşlar. To describe physical appearances of people, animals and things, hayvanların, insanların ya da nesnelerin physical appearances, fiziksel görünüşlerinden bahsederken. She has got blue eyes, mavi gözleri var. She has got curly hair, kıvırcık saçları var. I have got a long hair. I have got long hair. Uzun saçlarım var. I have got brown hair. Kahverengi saçlarım var. He has got brown eyes. Kahverengi gözleri var. She has got short and blonde hair. Kısa ve sarı saçları var gibi. Hayvanlara baktığımız zaman arkadaşlar. Burada it has got two big ears. İki büyük kulağı var. It has got a small tail. Küçük bir kuyruğu var. Tail kuyruk demek. It has got a long nose. Uzun bir burnu var. Nose, burun. It has got one big mouth. Büyük bir ağzı var. Mouth, ağız. It has got a long tail. Uzun bir kuyruğu var. Tail. It has got short legs. Kısa bacakları var. Gibi. Şimdi arkadaşlar bu bölümde Tim diye bir arkadaşımız var ve sahip olduğu şeylere tık attım, sahip olmadığı şeylere ise çarpı attım. Cümleler oluşturacağız. Tim has got a computer. Tim'in bir bilgisayarı var. Tim has got trainers. Tim'in spor ayakkabıları var. İki tane böyle farklı cümle yapmak yerine tek bir cümlede and bağlacıyla ve bağlacıyla da birleştirebiliriz. Tim has got a computer, bir bilgisayarı. And trainers ve spor ayakkabısı var gibi. And bağlacı iki olumlu cümleyi birbirine bağlar. Tim hasn't got a nice car. Güzel bir arabası, hoş bir arabası yok. But ama he has got a bicycle, bir bisikleti var. But ise fakat ama anlamında biri olumlu diğeri olumsuz iki cümleyi bağlamak için kullanılır. Has Tim got a colorful umbrella? Kalıfı renkli demek. Bir şemsiyesi var mı? Yes, he has. Evet, var. Has he got a cute cat? Sevimli bir kedisi var mı? No, he hasn't gibi. Evet arkadaşlar, have got ve has got sahiplik bildiren yapı İngilizce'de bu şekilde kullanılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.